2020 yılında pandemi dolayısıyla koronavirüs tedbiri kapsamında Mekke'de, Medine'de, daha doğrusu Suudi Arabistan'da hac ve umre için ciddi derecede yasaklar, kısıtlamalar gelmişti. Şu anda Diyanet'in de yapmış olduğu açıklamada yasakların artık kaldırıldığı, hac döneminde bazı şartların getirildiği, bu konuyla ilgili detayları Şahmer Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Şimşek Bey'i ziyaret ettik ve şimdi ondan gerekli açıklamaları kendi ağzından şimdi dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Evet, dediğiniz gibi 2020 yılının başlarında bu pandemi dolayısıyla Suudi Arabistan'da ve dünya genelinde de olduğu gibi yasaklar başlamıştı. Hac ve umre yasaklandı. Yaklaşık 2,5 seneye yakın gidemedik, özledik, çok özledik ama elden gelen bir şey yok. İnşallah bu virüs illetinden kurtulduk şu anda. Tekrar açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve hükümetimizin girişimleri sonucunda umre ve hac serbest bırakıldı. Umrede yaş sınırlaması yok, herhangi bir problem yok. Umreyi yapabiliyoruz. Şevval ümresi olarak Mayıs ayında başlayacak ama en doğrusu gidecek olan vatandaşlarımıza hacdan sonra normal ümreye kendilerini hazırlarlarsa daha rahat ederler. Çünkü bu başlangıç ve sadece Mayıs ayının 31'ine kadar dönüş olmak zorunda olduğu için başlangıçta pasaportlarda falan sıkıntı var. O yüzden kendilerini hac sonrasını hazırlarlarsa daha iyi olur. Hacla ilgili Suudi Arabistan hükümeti 1 milyon kişiyle bu sene hac yapma kararı aldı. Bu kendi içinden ve dışından olan kişilerle beraber olacak. 1 milyon kişi içerisinden 37.730 kişi Türkiye'ye aktanındı. Yani normal kotamız 84 bin kişi. Bunun üzerinden %45.6 gibi bir bize kota uyguladılar. Ondan dolayı 65 yaş sınırlaması getirdiler. 65 yaşın üstündekileri bu sene almayalım. En azından bu hastalıktan yeni çıkılınca, pandemiden dolayı daha rahat hareket edilsin, sorun olmasın diye. Böyle karar aldıktan sonra fiyat açıklamasını daha yapmadılar. Fiyatla ilgili bakan şeyin, Diyanet'in bir fiyat açıklaması olmadı. Hacı da inşallah bu şekilde tamamlayacağız. Elimizdeki 2020 yılından yazılmış olan hacı adaylarımızdan, herkesin, bütün ajantaların ve Diyanet'in elinde yazılı hacı adaylarından %45 uygulamasıyla kota uyguluyor. Mesela örneğin bende 120 kişi vardı şu anda elimde yazılı olan. Bunun üzerinden kotayı uygulayarak 54 kişiye düşüyor bu. Ben sadece 54 kişi ajant olarak götürebileceğim. İşte diğer arkadaşım 30 götürecek, öbürü 100 götürecek derken Türkiye bizde Diyanet'in uygulamış olduğu %60, %40 kota meselesinden sonra hac olayını gerçekleştirmiş olacağız. Son zamanlarda bir şey hatırlatmak istiyorum. Özellikle ulusal basında da çok çıkıyor bu konuyla ilgili. Hac %100, umre %150 pahalandı diye bir şey var. Ortalıkta konuşulan bir kelime var. Kesinlikle umre %150 pahalanmadı. Umrenin pahalanma olayı %10 ile %15 arasında bir rakam. Bu da Suudi Arabistan'daki uygulanan fiyatlardan kaynaklanan rakamlar. Döviz TL, yani yabancı para karşısında TL'nin döviz kur kaybetmesi, değer kaybetmesi fiyatı %150 artırmış gibi gözüktü. Mesela biz pandemide 1200 dolara gidiyorduk umreye. Şu anda aynı umreyi 1350 dolara yapıyoruz. Yani bu neye tekabül eder? %12'ye tekabül eder. Dolar bazında olduğu için buradan kaynaklanıyor. Peki şu anda merak eden vatandaşlar özellikle her zaman şunu sordular. Acaba kapılar açıldığında eskisi gibi olacak mı? Ne kadara gidebileceğiz? O da koşulları değişti mi? Bununla ilgili de merak edilenler var. Herhalde fiyatlar da açıklandı diyebiliyoruz. Umre fiyatları açıklandı. Umre fiyatları 1300 dolarla 1550 dolar arasında. Hac fiyatları açıklanmadı. Umrede hiçbir kısıtlama yok. Sabah yani yine 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik odalarda kalabilecek giden adaylarımız, umrecilerimiz. Herhangi bir şey yok. Hacla ilgili kısıtlama şöyle, biraz önce bahsettim. 65 yaş altı aşı
ve girmeden önce 72 saat önce alınmış olan PCR testi uygulama olacak. 65 yaş altında birbirine bağlı olan, mesela anne babayla gidecek çocuklar var diyelim, beraber gidecekler. Eğer anne babanın yaşından dolayı oğlan çocuğun yaşı 65'in altında, anne babanın yaşı 65'in üstünde, eğer isterse çocuk anneyle babayla beraber gelecek yılı erteleyebiliyor yaşını. Ya da eğer yok ben annemin babamın yerine gidebilirim diyen varsa yaşlıların içerisinde, anne baba birinci derecede akrabasına, çocuğuna, torununa, kızına vekalet vermek suretiyle yerine hac yaptırabiliyor. Böyle de bir karar aldı. Bu da bir kolaylık. Bu sene DHT Başkanlığı'nın aldığı karar. Evet, sayın seyirciler. Şahmer Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şimşek Bey'i ziyaret ettik yerinde. Gerekli bilgileri aldık. Hac Umre ile ilgili o kutsal topraklara gitmek isteyen, oranın hasretini çeken ve merakla bu haberi bekleyenler için gerekli açıklamaları dinledik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok mersi, sağ olun. İnşallah yeni sezonumuz, umremiz, hacımız, tüm İslam alemine, Müslümanlara, ülkemize hayırlı olur. Özlemini hakikaten biz de çok özledik. Yani çok uzun yıllardan beri sayısını bilmediğim kadar gidiyorum ama 2,5 yıldır gitmediğimiz için burnumuzda tutuyor. İnşallah bir an evvel açılır da hep beraber gideriz. O güzel yerleri, güzel beldeyi hep beraber ziyaret ederiz. Evet, biz de amin diyoruz. Teşekkür ediyoruz.